zamanın behrinde bir yaşlı ananın beş oğluna yazdığı mektup. Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek? Baban ihtiyarlıyor oğul, bilmem ne etsek. Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizi 9 ay 10 gün karnımda taşıdım. 5 oğul 1 kızım için yaşadım. Şimdi halim kalmadı, gençliğimi boşadım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor. Çorba dahi boğazımızdan geçmiyor. Takatimiz kalmadı, işler bitmiyor. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi. Sağlam kimse kalmadı, herkese ilaç verdi. Bana da kendini yorma, ansızın gidersin deyiverdi. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Al duvak içinde gelinler giderken ağlardı. Gençler köyü terk etti, şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı. O da rahmetli oldu, cenazesi 3 gün kaldı. Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Öğrenci yokluğundan artık okul kapalı. İhtiyarlayınca babanın döküldü saçı sakalı. Benim de dizlerim tutmaz, ağır işlere bakalı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. İmam usandı, tayin yaptırıp gitti. Bir ezan sesi duyuyorduk, o da bitti. Hastalıklar çoğaldı, artık canımıza yetti. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Analarda ciğer, evlatlarda merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür, eden elbet bulur. Hayır duamızı alın, biz ölmeden ne olur? Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim, asla kin beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Oğulların analarına cevabı. Ana, şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel, herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor, ölürüz de asla köye gitmeyiz. Kusura bakma, çocuklar istemeden biz gelemeyiz. Ana, mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık, bu senede yalnız başına. Kusura bakma, ben hanımı gönderemem ana. Ana, gönderdiğim mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına? Ne olur soğuk su katma bu yaştan sonra pişmiş aşıma. Kusura bakma ana, gönderemem hanımı ben sana asla. Ana, darılma, vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadın? Kusura bakma gönderemem, hanım oralara alışamaz ana. Ana, abim söyledi, hizmete bizim hanımı çağırmışın. Olur mu öyle şey? Doğal gazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var, onlar yarım mı kalsın? Kusura bakma ana, gönderemem, bu sene bizimki kalsın. Kardeşler hanımlarıyla bir araya geldiler. Anamızın isteği yerinde, acil çözüm bulalım dediler. Bizler ne yapacağız diye düşünürken aklı gelinler verdiler.
Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler.